Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Mayıs 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, Mayıs ayı önemli, güçlü gezegen geçişlerinin olduğu ilginç bir ay. Güneş ayın 20'sine kadar Boğa burcunda ilerleyecek. Ay başından itibaren Venüs de Boğa burcunda olacak ayın 24'üne kadar ve enerjimizi yöneten Mars Koç burcunda ayın genelinde. Dolayısıyla biraz bu ay gerçekten hani iletişimin, yakın çevre ilişkilerinin öne çıktığı, hareketli olabileceğiniz bir aydasınız. Merkür de Nisan ayında biliyorsunuz Koç'ta gerilemişti. Şimdi Koç burcunda ileri harekette, ayın 15'ine kadar Koç'ta, ardından da Boğa burcunda olacak. Özellikle ayın ilk iki haftasında Nisan ayında hani gecikmiş olan, ertelenmiş olan, bir türlü sonuçlandıramadığınız işleri daha rahat ele alabilir. Buralarda çözüm üretebilirsiniz. Bunlar işte randevularınız olabilir, konuşmalarınız olabilir, seyahatleriniz olabilir. Daha fazla aktif olduğunuz bir aydasınız. Boğa burcunda çok önemli gezegen geçişlerimiz var ve 8 Mayıs'ta 18 derece Boğa burcunda yeni ay doğacak. Bu sizin 4. evinizde olan bir yeni ay. Venüs orada, Jüpiter orada, Uranüs orada. Bu yeni ay aslında biraz hani özel yaşamınız, eviniz, genel düzeniniz, aile konuları, ebeveynler, evlilik, yuva gibi konular, bu alanlarda size yeni gündemler getirebilir. Şanslı geçişler var. Jüpiter gibi bir önemli etkiden bahsediyoruz ki bu ay artık Boğa burcundaki son geçişini yapıyor. İkizler burcuna geçmeden önce de güçlü kavuşumlar yapacak. Dolayısıyla aslında bir süredir belki beklentileriniz varsa bu ev, yuva, aile konularında, işte bu ay bunları size sunabilir. Bu bir ev almak olabilir. Emlak almak, satmak, kiralamak ya da işte kentsel dönüşüm olabilir. Size ait, ailenize ait ev, gayrimenkul ya da toprakla ilgili işleriniz olabilir. Ebeveynlerle ilgili konularınız olabilir. Ebeveynlerle ilgili belki bir beklentiniz var. Onların hayatlarıyla ilgili konular var. Hani burada önemli bir gündeminiz var ama genel itibariyle daha iyicil, daha keyifli etkiler, daha şanslı etkiler olduğunu söyleyebilirim. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuzla yükselen burcunuz 18 derece ve yakınlarındaysa bu bahsettiğim güçlü etkileri daha fazla alabilirsiniz. 13 Mayıs'ta Güneş Uranüs kavuşumu var. Önemli sürprizler karşınıza çıkabilir. İşte yine biraz aile ve yuva konularıyla ilgili. Tabii ki evlilik için de destekliyor bu geçişler. Çünkü aile yuva demek, hani yuva kurmak demek, evlenmek anlamına da geliyor. Yuva kurmak gibi, evlilik gibi bir konunuz da olabilir sevgili kovalar. 18 Mayıs, 17 Mayıs Güneş Jüpiter kavuşumu yine çok şanslı bir açı. 4. evinizde olacak. Venüs Uranüs kavuşumu da aynı şekilde. Evde bir kalabalık da var aslında. Biraz hani sanki aileyle daha fazla evde bulunuyorsunuz. Evde toplantılarınız, evde kutlamalarınız olabilir. Böyle sevindirici gelişmeler olabilir. Bu dönem hani bir daha büyük bir eve çıkmak ya da hani daha büyük bir ev almak ya da işte aile kurmak, çocuk sahibi olmak, ailenizin genişlemesi, ebeveynlerle ilgili mutluluk verici gelişmelerin olması, onlarla bir arada olmanız, zaman geçirmeniz, bunlar da mümkün. Daha fazla böyle bir ev ortamında keyif alacağınız, mutluluk alacağınız ya da kendinizi güvende hissedeceğiniz koşullar oluşabilir. 20 Mayıs'ta Güneş artık ikizlere geçecek. Biraz daha dış dünyadaki aktiviteleri öne çıkarmaya başlıyor Güneş'in geçişi. 23 Mayıs 2 derece Yay burcunda sizin için de çok önemli bir dolunay meydana gelecek. 11. ev dolunayı, güzel, şanslı bir dolunay bu ve burcunuzdaki Plüto'yla da çok güzel bir önemli açısı var. Güneş Plüto üçgeni aktifleşecek. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 2 derece ve yakınlarındaysa, 2 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu dolunaydan daha önemli etkiler alabilirsiniz. Yani 0 ile 5 derece aralığında bu etkiyi güçlü kabul edebiliriz. Dolunay aslında bir projenizin netleşmesini, geleceğe ait bir işiniz var, somut sonuçlar almanızı, kariyerle ait bazı hedeflerinize ulaşmanızı sağlayabilir. Yani bir ödül de alabilirsiniz. Kariyerinizde bir terfi etmek, bir para kazanmak, gelirlerinizde bir artış olabilir. Bununla birlikte arkadaşlıklar, sosyal çevrenizle ilgili önemli etkiler altındasınız. Çünkü Plüto yaşamınızda derinden ve çok güçlü tesirler getirmeye başladı. Zaten bu uzun süreli bir etki sevgili kovalar. Bu dolunayda da önemli bir açısı olduğu için sizin için dönüştürücü ve geliştirici bir dolunay. Özellikle sosyal alanlarda tanıştığınız kişilerin, arkadaşlarınızın çok önemli destekleri olabilir. Ya da siz
önemli fikirlerle, projelerle hayatınızda önemli dönüşümlerin kapılarını açabilirsiniz. Bu dolunayla beraber. Dolunayın hemen ardından zaten artık Venüs, ardından Jüpiter İkizler burcuna geçecek. Sevgili kovalar, Jüpiter Boğa burcundaki yolculuğunu tamamlayacak. 26 Mayıs'ta Haziran 2025'e kadar kalmak üzere İkizler burcuna geçecek. Hava elementinde olacak ve size çok güzel bir Jüpiter üçgeni yapmaya başlayacak. Bu 12 yılda bir yaşadığımız bir durum. Dolayısıyla Jüpiter'den de çok güzel destekler almaya başlayacaksınız. Venüs hemen ikizlere geçecek bu ay sonunda. Venüs Jüpiter'le birleşecek. Güneş yine aynı şekilde Jüpiter'le birlikte 5. evinizde böyle bir etkileşim başlayacak. Burcunuzdaki Plüto'yla Güneş-Plüto üçgeni, Venüs ve Jüpiter üçgeni oluşmaya başlayacak. Bakın, Dolunay ve Dolunay'ı takip eden günlerde, özellikle 26 Mayıs'tan sonra bu etkileri hissedebilirsiniz. Özgüveninizin arttığı, kişisel cesaretinizin arttığı bir dönem ve çocuklarla ilgili çok keyifli bir dönem olabilir sizin için. Çocuk sahibi olabilirsiniz. Çocuğunuz varsa belki İkinci bir çocuğunuz olabilir, üçüncü bir çocuğunuz olabilir ya da çocuklarınızın eğitimi, onların hayatları ile ilgili bir yıla da yayılan önemli bir etkiden bahsediyoruz. Yani burada her anlamda kendinizi daha keyifli, daha şanslı, mutlu hissedebileceğiniz bir dönem aslında başlıyor. Yaratıcılığınızın artabileceği, kişisel anlamda daha girişken bir sürece girebileceğiniz, biraz böyle hani kendinizi dış dünyaya daha fazla odaklayabileceğiniz, açılımlar elde edebileceğiniz bir dönem. Eğitim konuları, seyahatler, her türlü iletişim, çocuklarla ilgili konularda, tabii ki bilgi, teknoloji, medya, sosyal medya, internet, dijital platformlardaki girişimler, buralarda olabilecek kazançlar anlamında da sizin için çok destekleyici olabilecek bir dönem sevgili kovalar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay dilerim.